Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni sistem geliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Özellikle sigorta şirketlerini zor duruma sokan bedeni tazminatlar için yeni hazırlıklar gündemde. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Sigorta şirketleri neredeyse 10 yıldan beri hep zarar ediyor. Özellikle 2024'e baktığımızda ilk 6 ay içinde 10 milyar TL gibi çok ciddi büyük bir zarar açıklandı. 2024'ün sonuna kadar bu zararın 20 milyar TL gibi rakama çıkması bekleniyor. Bedeni zararlar dediğimiz sakatlık veya ölüm sonucu ortaya çıkan konu. Sigorta şirketlerinin ilk 6 ayda oluşan 10 milyar TL'lik zararının yaklaşık 4,5 milyar TL'sinin bedeli hasarlardan kaynaklanıyor. Bunun 1,5 milyar TL'lik kısmı sigorta şirketleri tarafından hızla ödendi. Ancak 3 milyar TL'lik kısmı hasar takip şirketlerinin kişisel verileri ihlal ederek sigortalılara ulaşması ve sigorta şirketlerine dava açılması nedeniyle oluşuyor. Böylece hem mahkemeler ciddi şekilde meşgul ediliyor hem de ödenen tazminatlar 2,5-3 katına kadar çıkabiliyor. Peki planlanan yeni sistem nasıl işleyecek? 10 bin trafik sigortasının içerisinde 5 bin lira bedeni hasarlar için alınması gereken ayrılan bir paydı. SDDK diyecek ki bu 5 bin liranın %50'si, 2500 lirayı sen bu havuza devret. Ve sigorta şirketi sigortalıdan aldığı bu primin 2500 lirasını bu havuza devredecek ve sakatlık ve ölümle ilgili de tazminatları ödemeyecek. İşte devletin, SDDK'nın yönettiği bu havuz mağdurlara bu hasarı ödemeye başlayacak. Peki uygulamayla trafik sigortası fiyatları düşecek mi? Hasar büyüdükçe trafik sigortası pahalanıyor. Sigorta şirketleri yüksek hasar ödedikçe prime yansıyor. Doğal olarak 26 milyon sürücü daha yüksek trafik sigortası primi ödüyor. Hasar yönetim şirketleri ortadan kalkar. Devlet bu mağdura direkt ulaşıp hasarı direkt sigorta şirketinden ödenmesi yöntemleri sağlanırsa trafik sigortasında bugüne göre %25'e yakın primlerde aşağı gelme bekleyebiliriz.